TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Her gün spor programıyla birlikteyiz. Bugün konuğum Galatasaray Başkan adaylarından Burak Elmas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Maalesef üzücü bir haberle başlayacağız ama hem futbol camiası için, hem Türk futbol camiası için, hem de Galatasaray camiası için bir acı kaybımız var. Türker Aslan'ı kaybettik 78 yaşında. Evet. Elbette ki onunla ilgili söylemek isteyeceğiniz şeyler vardır. Sözü size bırakayım. Türker abimiz vakitsiz kaybından dolayı çok üzgünüz. Türker abi camiamız için hem de benim için şahsen çok önemli bir abimdi. Türk sporunda, özellikle de Galatasaray'da çok büyük katkıları, emekleri oldu. Camiamızın son derece sevdiği bir duayeniydi. Hepimiz çok üzgünüz. Bu vesileyle sevgili ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hakikaten çok değerli bir Galatasaraylı'yı kaybettik. Evet, ailesine, sevenlerine ve Türk futboluna, Galatasaray camiasına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sizinle başlayalım isterim Sayın Burak Elmas. Galatasaray tarihinin en kritik seçimlerinden biri aslında baktığımızda ve Galatasaray'da da böyle bir dönemde aday olmak Galatasaray'ı, Galatasaray camiasını çok fazla sevmekle ilintili diye düşünüyorum. Sizden bahsedelim. Yöneticilik geçmişinizle ilgili, sizin Galatasaray'daki hedeflerinizle ilgili genel bir başlayalım öncelikle. Tabii. Evet, çok haklısınız. Galatasaray tarihinin en zor dönemi olabilir bu. Ama bizim gibi Galatasaray'ı gönülden seven, Galatasaray'ı evi kabul eden, ailesi kabul eden insanlar için de Galatasaray'ın böyle bir dönemde yalnız bırakılması, çözüm üretmeye çalışılmaması söz konusu olamaz. Ben ve arkadaşlarım yola çıkarken ilk önce bir çözüm üretmeye çalıştık. Bu çözümün erkenden oluşmasını hedefledik. Bu çözümün oluşmadığını görünce de biz kendimiz elimizi taşın altına koymaya, Galatasaray'ın bu zor döneminde Galatasaray için mücadele etmeye ve bu mücadelenin içerisinde de kendi arkadaşlarım ve ben isimlerimizi koymaya karar verdik. Uzun zamandır çalışıyoruz. Galatasaray'ın bütün sorunlarını detaylı inceliyoruz. Çözümleri araştırıyoruz. Çok değerli bir ekibimiz var. Geçmiş yöneticilik deneyimime gelince, biliyorsunuz herhalde ben 23 yaşındaydım. Florya'nın kapısından çok girdim de. Çünkü ben Yeşilköy'de doğup büyüdüm. Florya'ya sürekli gelip giderdim. Bazen de kaçarak idmanları seyretmeye giderdim evden. Nasip oldu. 23 yaşında altyapıda sevgili Ergün Gürsoy abim görev verdi. Daha sonra futbol şubesi sorumlusu oldum 24 yaşında. Daha sonra sevgili Özcan Başkanımız döneminde de çalıştım. Hani çok güzel günlerim oldu. Florya Metin Oktay tesisleri ne hissettiriyor size? Orasının büyülü bir havası vardır. Yani ev diyeyim. Hani nasıl uzun bir seyahatten sonra evinize gidersiniz, bir hani evim dersiniz ya, orası ev. Huzur bulursunuz, evet. Aynı zamanda. Ev, o çimlerin kokusu, yeşil ve orada da büyük bir tarih var. Yani düşünürseniz uzun büyük başarılar, çok önemli oyuncular gelip geçti. Hani hakikaten hem bir tarih var hem ev, çok değerli bir yer. Mevcut yönetim sürecinden başlamak istiyorum aslında Sayın Burak Elmas, müsaade ederseniz. Mustafa Cengiz yönetimindeydiniz. Daha sonra yollar ayrıldı bir şekilde. Bunun süreci nasıl gelişti? 2018 Ocak'taki seçimde ben son anda Sayın Mustafa Cengiz'in arzusuyla Sportif AŞ'de görev aldım. Atama yapıldığı zaman, biliyorsunuz, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu atama yapıyor Sportif AŞ Yönetim Kurulu'na. Atandıktan sonra da ilk gün Sayın Cengiz'e boş tarihli imzalı istifa mektubumu teslim etmiştim. Çünkü bu koltuklar Galatasaray'ın koltuğudur. Hizmet etmediğin, hizmet edemediğiniz takdirde buraları işgal etmemek lazım. Ben hep buna inandım. Bir takım hızlı girildi tabii, çok hareketli bir dönem. Transfer dönemi olsun, UEFA sunumu olsun, çok hareketli bir dönemdi. O dönemde benim Galatasaray'da arzuladığım ciddi bir ve mecbur gördüğüm ciddi bir değişim vardı. Sayın Cengiz'in olaylara bakış açısı, Galatasaray'a bakış açısıyla kendi bakış açım arasında
ciddi farklılıklar olduğunu gördüm. Tabii bu farklılıklar kararlar konusunda tartışmalara yansıyor. Bu sebeple yollarımızı ayırmaya karar verdik. Buradan da şu konuya gelmek istiyorum. Doğru iletişim dediğimiz biraz sonuç veren de bir iletişimdir aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla siz de yıllarca bir marka yönettiniz. Bir marka yönetmek de aslında iletişimin en önemli faktörlerinden biri. Mevcut yönetime baktığımızda Galatasaray İletişim Koordinatörlüğü'nün sıkça değiştiğini görüyoruz. Bu aşikar. Bu göz önünde olan bir durum. Galatasaray markasının iletişim yönünü nasıl geliştirmeyi ve nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Stratejileriniz neler? Hem benim şahsi geçmiş tecrübelerim hem de ekibimde birbirinden değerli arkadaşlarımın geçmiş marka yönetim tecrübeleri ve uluslararası markaların iletişim yönünü de yönetme tecrübeleri bu konuda bizim bakış açımızı zaten gösteriyor. Çok farklı, yani uluslararası bir markanın iletişiminin yönetilmesi gerektiği gibi yönetmeyi planlıyoruz. Biliyorsunuz iletişim sadece iletmek değil. İletişimin de bir hedefi vardır. İlk önce iletişimden almak istediğiniz hedefi belirlersiniz. O hedefi iletişim sonunda alıp alamadığınızla başarısını ölçersiniz iletişimin. Biz burada bütün sadece iletişimde değil, bütün marka yönetiminde hedefli, amaçlı ve davranış çerçevesi daha önceden belirlenmiş, çizilmiş bir felsefeyle hareket edeceğiz. İletişimde sürekli değişiklik olmaz. İletişim departmanı Galatasaray'ın iletişim departmanıdır. Seçilen yönetim kurullarını değil. Orada bir devamlılık esastır. Bu kadar sık değişmesi de zaten orada bir iletişime bakış açısındaki yanlışın göstergesi. Hem başta doğru kişiyi getirme konusunda, sonra da sık yapılan değişim hususunda. Yani yönetimin arzu ettiği bir iletişimden ziyade Galatasaray markasının ihtiyacı olan ve olması gereken bir iletişim stratejisi olmalı. Şimdi iletişimden bahsetmişken bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in bazı iletişim sıkıntıları yaşadığını da gördük Burak Elmas. Aynı zamanda da bu zaman zaman saha içine de yansıdı. Biraz saha dışı olayları da konuştuk akabinde. Sizce bu süreç nasıl yönetildi? Bir kere bir rahatsızlık olduğu ortada çok aşikar. Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncular dışarıda iletişim yaparak birbirlerine mesaj yolluyorlar. Bir olmak lazım. İçeride problemleri halledebilmek lazım. İçeride problemler hallolmuyor ki dışarıda birbirlerine ileterek bir takım mesajlar vererek yönetiyorlar. Dışarıya iletişim konusunda tabii federasyon ve kurulları ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Burada da tekrar söyleyeyim, yönetimle hocanın, teknik heyetin farklı görüşleri olduğu gözüküyor. Çünkü hocanın tepkisi aslında kulübün bir tepkisi olur. Yani kulüp tepki verir, kulübü temsil eden, yönetmek üzere seçen yönetim kurulu tepki verir. O yönetimde de herkesin mutabık olması gerekir. O iletişimde de. Burada bir mutabakat yok. Yönetimin tarzıyla hocanın olaylara verdiği tepkiler farklı. Tabii Türk futbolu bana sorarsanız yönetilmiyor. O da ciddi bir problem. Özellikle Galatasaray'a karşı ciddi bir cephe var. Ve özellikle de Fatih Terim'e karşı federasyon içerisinde, kurulları içerisinde ciddi bir operasyon yapılıyor. Bu operasyondan zarar gören de Galatasaray oluyor. Çünkü Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaray'ındır. Yani onu korumak Galatasaray yönetimlerinin ve kulübünün görevidir. Yalnız bırakıldığını düşünüyor musunuz Fatih Terim? Benim düşünmeme gerek yok. Hoca kendi söylüyor zaten. Yani hani bu zaten benim yapmama gerektiren bir tespit değil. Zaten hoca kendisi şikayet ediyor bundan. Mutsuz olduğu aşikar. Yani birlikte çalışmayan bir mekanizma var. Farklı çarklar farklı çalışıyor. Birlikte çalışmıyor. Burada da bir sıkıntı oldu. Çok açık dışarıdan da görülüyor. Siz de görmüşsünüz zaten. Şimdi Sayın Burak Elmas, Fatih Terim'le çalışmayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuzdan ziyade şunu sormak istiyorum. Fatih Terim'le nasıl çalışmayı planlıyorsunuz? Yani Florya Fatih Terim'e emanet edilecek mi? Ya da nasıl bir çalışma planı, stratejisi belirlediniz?
Şimdi benim Fatih Hoca'ya bakış tarzım, sıralarsam önem sırasını, bir, çok sevdiğim bir insan, çok iyi ilişkim olan bir kişi. İki, Galatasaray Spor Kulübü üyesi, divan kurulu üyesi, iyi bir Galatasaraylı. Üç, teknik direktör. Yani bir, iki, üç sırasıyla gidersek, dolayısıyla benim için onun dostluğu, kişiliği Galatasaraylı olması, sonra teknik direktörlüğü geliyor. Hoca Galatasaray'a çok büyük katkılar vermiş. Çok başarılı, Galatasaray'ın en büyük başarılarında imzası olan bir Galatasaraylı. Görev bize verildiği takdirde, genel kurulu üyelerimiz bize teveccüh gösterdiği takdirde hocamızla oturup konuşacağız. Zaten Flori'yi, Fatih Hoca'ya çalışacaksanız zaten Flori'yi emanet etmek için çalışıyorsunuz. Yani başka bir şey düşünülemez. Ama hocayla ben çok çalıştım, uzun süre çalıştım. Hocayla görüşmeler genelde bir hedef üzerine olur. Yani hocanın muhakkak ki bu geçirmiş olduğu Galatasaray'da geçmiş 3 seneyle ilgili bir takım birikimleri, bir takım tespitleri vardır. Hoca, sevgili Fatih Hoca, onunla ilgili muhakkak %100 tanıdığım için biliyorum. Muhakkak Galatasaray'ın stratejik olarak gitmesi gereken hedef konusunda fikirleri vardır. Seçim dönemi olduğu için kendisiyle görüşemedim şu anda. Yani hem onun mevcut görevi gereği hem de benim aday olmam sebebiyle. Bunları oturur konuşuruz. Hoca zaten hedef ve yani bir ulaşılması güç ama çalışırsanız ulaşabileceğiniz hedeflerin adamıdır. Bu hedef konusunda konuşur. Nasıl yapacağımızı tartışır. Umarım hoca da devam etmek istiyorsa, tabii kendisinin burada arzusu çok önemli. Beraber devam ederiz. O noktadan devam edelim o zaman. Olası bir durumda Fatih Terim, ben affınızı istiyorum, devam edemeyeceğim dediği durumda bir B planınız, bir stratejileriniz var mı? Olmaz mı? Koskoca Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetmeye aday bir ekibin sadece B, C planları değil, D, E planları da olması lazım. Her konuda olması lazım. Çünkü burası Galatasaray yüzlerce yıllık bir kurum. Burada her konu ciddi hassasiyetle bakılması ve çözümlerin ciddi hassasiyetle çalışılması gerekir. Tabii ki. Mevcut yönetim üzerinden gidersek Sayın Burak Elmas, malum Bankalar Birliği anlaşması yapıldı. Tabii ki burada bir adaletsizlik de söz konusu. Yani cirosu, geliri daha fazla olan kulüplerle karşılaştırdığımızda Galatasaray'ı %50'lik bir kesinti var. Yani herkese eşit şartlarda kesinti yapılıyor gibi gözüküyor ama burada bir adalet dengesizliği söz konusu ve çok da uzun, yani yönetimin 9 yıllık bir taahhütü var. Yani şu durumda böyle bir anlaşmaya imza atılması doğru mudur? Öncelikle sizi tebrik ederim. Bankalar Birliği Anlaşması'nın Galatasaray açısından ne anlama geldiğini çok iyi incelemişsiniz. Çok az kişi bunu şaşırdım açıkçası. Evet, Bankalar Birliği Anlaşması'nın birkaç tarafı var. Bir, 9,5 senelik sadece halka açık olan Sportif AŞ şirketi değil, Galatasaray Spor Kulübü ile alakalı da ciddi yönetimsel taahhütler verildi. Hı hı. Yani şöyle, bankalardan izin almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bütçenizi bile bankalardan onaylamadığı bütçe yapamıyorsunuz. Bir. İki, bu yapılırken Galatasaraylı üyelerin onayı, tavsiyeleri ve bilgisi alınmadı. Ve onayı alınmadı. Üç, dediğiniz aynen doğru. Galatasaray'a kağıt üzerinde 9,5 sene, yani 6 aylık bir zaman daha vardı. 9,5 senelik bir termin verilmiş gibi gözükse de aslında Galatasaray'ın cirosal oranı diğer rakiplerine göre borcunun daha düşük olduğu için Galatasaray büyük bir ihtimalle bunu vadesinden önce ödeyecek. Yani daha az borçlu olmanın rakiplere göre avantajı olması gerekirken aslında Galatasaray bu borcunu ödediği dönem içerisinde aynı rakipleriyle aynı şartlara tabi. Biz göreve geldiğimiz takdirde bunu tekrar bankalarla oturup konuşacağız. Çünkü bu haksız bir rekabettir. Hı hı. Geçmişte daha fazla borçlarının, daha fazla borç aynı dönemde ödemesi gerekirken biz daha erken ödüyor olacağız borcumuzu.
7 senede bu otomatik gelir kesim yöntemiyle daha erken borcumuzu ödeyeceğiz diğer kulüplere göre. Dolayısıyla bizim için hani en daha az borç olmanın cezasını çekiyor olacağız. Bunun da herhangi bir cezai yaptırımı var mı bu anlaşmada? Anlaşmada erken borç kapanması, evet, sürecinde. O da bildiğimiz, bu da önemli bir ayrıntı. Bildiğimiz kadarıyla var. Erken çıkışın bir cezası var. Hı hı. Hani borcunu erken ödersen de cezalandırılıyorsun. O da bence tartışılması gereken bir husus. Tabii anlaşmanın detaylarını biz sağdan soldan, yakın çevremizden, işte bankalardan, tanıdıklarımızdan, diğer kulüpteki tanıdıklarımızı öğrenebiliyoruz. Maalesef anlaşmanın detayları üyelerimizle yeteri kadar şeffaf bir şekilde, Galatasaray'ın 9,5 senesini etkileyecek bir anlaşmanın detayları yeteri kadar paylaşılmadı. Evet, malum her kulüp gibi Galatasaray'da zor bir mali süreçten geçiyor. Bununla birlikte de yeniden inşa edilen ve yeni yapılan tesisler de var. Mesela Kemerburgaz projesinden bahsetmek isterseniz ki detaylıca, evet, bahsetmenizi de rica edeceğim. Önemli bir proje çünkü. Neler söylemek istersiniz? Biz biliyorsunuz genelde Türkiye'de tesisler yapılır. Hani bir çim saha, bir bina yapalım. Sonra işlevini düşünürüz deriz. Ve sonra o işleve, o tesis tekrar o işlev için hazır hale getirmek daha büyük bir maliyete sebebiyet verir. Biz Kemerburgaz projemizi çalışırken arkadaşlarımla beraber, bu konuda da gayrimenkul konusunda çok uzman arkadaşlarımız var ekibimizde. Bunu özellikle böyle yaptık. Çünkü Galatasaray'ın gayrimenkul konusunda kısa dönemde yapması gereken önemli yatırımlar ve alması gereken önemli stratejik kararlar var. Biz Kemerburgaz tesisinin tüm detaylarıyla ilk önce orada olacak operasyonları, işlevleri belirleyip o işlevlere göre, fonksiyonlara göre çizimler yaptık ve detaylı mimari planlar çalışıldı. Bu planların içerisinde bakım onarımından tutun, içerideki elektrik maliyetine kadar tüm detaylar hesaplandı. Çünkü tesis yaparken böyle yapılır, doğrusu budur. Finansmanı konusunda da ekip arkadaşlarım finansmanıyla da ilgili gerekli girişimleri yaparak finansmanı da hazır hale getirdiler. Görev bize verildiği takdirde zaten planlarımızı üyelerimizle paylaştık. Geldiğimiz ilk iki hafta içerisinde temeli atarak 25 ay ile 28 ay arasında bir süreçte bu tesisi tamamlamak istiyoruz. Ve Galatasaray'ın gurur duyacağı, gelecekte yine Türkiye'ye Avrupa Kupası getirecek bir sporcu üretim ve hazırlık merkezi olmasını bu istiyorum. Bu tesisin aslında biraz da içeriğinden de bahsedelim. Neleri barındıracak bu tesis? Bu tesiste iki bölüm var. Birinci, hı-hı, bölüm kulüp binası. Biz kulüp binamızı oraya taşımak istiyoruz. Üyelerimizin kolay girip çıkabileceği. Ayrıca yanında da bir sosyal tesis olan, üyelerimizi bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz. Galatasaray çok dağıldı. Üyelerimiz yeteri kadar bir araya gelemiyorlar. Oraya da bir kulüp binası yaparak bu hem de sosyal tesis yapmak ve AŞ'lerimizin, anonim şirketlerimizin, yani bağlı ortaklarımızın ofislerini de buraya kulüp binası taşımak istiyoruz. Basın toplantılarımızı da burada yapacağız. Aşağıdaki bölümde ise arada bir orman arazisi var, ayrılmış bir arazi var. Onun altında da futbol A takımı tesisleri, 4 adet futbol sahası var, biri kapalı. Hı hı. İki tane kapalı spor salonu var, basketbol ve voleybol takımlarımızın antrenman yapabileceği. Hı hı. Ayrıca 100 odalı bir yarı otel gibi kamp tesisi var. Bu kamp tesisinde hem oyuncularım, futbol A takımımız hem de voleybol ve basketbol takımımız birbirinden ayrıştırılmış şekilde kamp yapıp yeni bir ev bulabilecekler kendilerine burada. Onun dışında da hep ayrı fitness salonları, fizyoterapi salonları, eğitim. Yani kulüpteki çalışan teknik direktör ve ekiplerinin ayrı ayrı oyuncularla toplantı yapabilecekleri, kendi aralarında toplantı yapabilecekleri alanlar planladık. Yani Galatasaray'ın sporcu, voleybol, basketbol ve futboldaki kalbi Kemerburgaz'da atacak artık. Oldukça detaylı düşünülmüş, çok ince ince düşünülmüş, evet, bir proje. Diğer projelerinizden de bahsedelim isterseniz. Hem Florya'dan hem Ada durumu ne olacak? O konuda da bir soru işareti var. Diğer hayata geçirmek istediğiniz ve devam etmek istediğiniz projelerinizden de bahsedelim. Tabii. Florya tesisleri biliyorsunuz emlak konutta bir anlaşma yapılmıştı. O anlaşmanın edimlerini yerine getiremedik. Yani Florya tesisini boşaltamadık zamanında. Hı.
Bu sebeple bir anlaşma yapılarak, banka kredisi alınarak Flora tesisleri geri satın alındı. Burada Florya'da Kemalburgaz tesislerimizi tamamladıktan sonra Flora'yı en uygun şartlarda değerlendirmek, Galatasaray'a bir gelir yaratmak istiyoruz. Bunu yaparken de arada bir müteahhite bir kar vermekten ziyade kendimiz burayı yaparak, kendimiz satarak Galatasaray'ın buradan gelecek gelirini maksimuma çıkarmak istiyoruz. Bunun dışında da burada bir imar izni, daha önceki projede daha büyük bir arazi, yani emlak konutun arazisiyle beraber bir imar planı çıkarılmıştı. Hı hı. Biz şimdi bizim kendi arazimize yönelik yeni bir imar planı başvurusunda, imar izni başvurusunda bulunacağız. Dolayısıyla buradan daha fazla bir gelir getirmek için detaylı çalışmalarımız var. Ada konusu biliyorsunuz çok karmaşık bir konu. Çok Galatasaray adası bir nebze Galatasaray markasının namusudur. Bir an önce orayı açıp üyelerimizin kullanımına açmayı arzu ediyoruz. Burada hukuki konular var halletmemiz gereken. Bunu çok iyi çalıştık. Gerekli kişilerle de görüştük. Ayrıca buradaki eski kiracıyla da davalarımız var. Kendisiyle de görüştük. Buraya önümüzdeki yaz hızlı bir şekilde, yani bu yaz açılması mümkün gözükmüyor. Çünkü davaların süreçleri sebebiyle davalarımızı da sonuçlandırıp önümüzdeki yaz üyelerimize açmayı planlıyoruz. Tabii bütün bu süreçlerde önemli olan üyelerimiz ne olduğunu bilmiyorlar bugüne kadar. Bütün bu iletişim, bizim planladığımız iletişimde üyelerimize tüm bunların bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Ve üyelerimiz adadaki ve diğer arazilerimizdeki, tesislerimizdeki durum konusunda güncel bilgilere anlaşılabilir bir şekilde sahip olacaklar. Biz bir yönetim kurulunda kapatıp kapatmayı değil, üyelerimizle beraber onların da arzu ve istekleriyle onları da dinleyerek yönetmeyi çok önemsiyoruz. Bu yola çıkarken de bir üyelerimiz arasında bir araştırma yaptık onların arzularını, isteklerini anlamak için. Bu araştırmanın sonuçlarını çok önemsiyoruz. Dijital dünyayı kullanarak üyelerimizi sürekli dinleyebilecek, onların karar alacağımız konulardaki fikirlerine çok hızlı ulaşabileceğimiz bir sistem planlıyoruz. Dijital dönüşüm bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bu bir mecburiyet. Ekibimizde dijital dönüşümü uluslararası birçok firmada yapmış. Hı hı. Çok değerli arkadaşlarımız var. Dijital dönüşüm planımız da detaylarıyla hazır. Dolayısıyla geldiğimiz zaman hani bayağı yoğun bir ilk 100 gün geçireceğiz. Kendimize bir 100 gün hedefleri koyduk. Hı hı. Kendimize bir karne çıkardık. Hedefsiz hiçbir ekip hedefsiz bir başarıya ulaşılamaz. Dolayısıyla kendimize, yönetim ekibi ve tüm bizle beraber çalışan arkadaşlarımızla beraber önemli hedefler ve o hedeflere ulaşacak aksiyon planlarında ilk 100 gün neler yapacağımıza dair çalışma planı yaptık. O zaman şuradan devam edelim. Sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Dijital hedefler dediniz. Bu birçok içeriği barındırıyor aslında. Galatasaray App var. Aynı zamanda e-sporla ilgili çok sorular var. Taraftarların merak ettiği konular var. Bu konularda nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Dijital transformasyon sadece bir aplikasyon yapmak değil. Dijital transformasyonun 4-5 ana ayağı vardır. Birinci ayağı süreçlerin dijitalleştirilmesi, tüm süreçlerin. İki, spor yönetimi tarafında dijital vasıtasıyla elde edilen bilgilerin, dataların karar mekanizmalarına dahil edilmesi ayağı var. Üç, bilgi toplama ve iletişimde dijitalin kullanımı var. Bunun bir ayağı da bizim çok önem verdiğimiz bir aidiyet programı. Bu aidiyet programı da tüm Galatasaraylıları bir dijital ortamda beraber yaşayabilecekleri, Galatasaray'ı hafta içi değil, sadece maçlarda değil, hafta içi de birçok hayatlarının bölümünde Galatasaray'la iletişim kurabilecekleri, Galatasaray'a aidiyetlerini haftanın diğer günleri de hissedebilecekleri geniş bir aidiyet programı hazırladık. Bunun altyapısı da hazır. Hemen gelir gelmez görev bize verilirse düğmeye basacağız. Spor yönetiminde de dijitalin çok geniş uygulamaları var artık. Antrenman performanslarından tutun. Altyapıda artık birkaç şirkette ön görüşme yapıp anlaştık bu konuda. Altyapıda oyuncularımızın girdikleri andan itibaren hem mental hem fiziksel gelişimlerini gün ve gün takip ettiğimiz bir sistem devreye alacağız. Hı hı. Bu sadece futbolda değil, diğer spor branşlarında da olacak. İletişim
dijital transformasyon önemli bir ayağı. Her şeyin temeli yine iletişime dayanıyor. Biz iletişimde kanal yönetiminden ziyade içerik üreticisi olmalıyız. Çünkü biliyorsunuz çok fazla kanal var. Kendi kanalımız da var. İletişim kanallarımız da var ama önemli olan sürekli izlenebilir, değerli içerik yaratmak. Biz bu içeriklerin yaratmaktan sorumluyuz Galatasaray Spor Kulübü olarak. Hı hı. Ve bu içeriklerde çoğu ne kadar çok kanalda, ne kadar çok taraftarımıza ulaştırabilirsek o kadar fazla burada iletişimden hem para kazanmış oluruz hem de doğru bilgileri aktarmış oluruz. İçerik üretimi departmanı kuracağız. Ayrıca bir data departmanı kuracağız. Hı hı. Bu data departmanı bütün spor dallarımızda analizler yapacaklar. Ayrıca üyelerimizle de sürekli iletişimde olup kulübü yönetirken bir yönetimin perspektifinden değil sürekli üyelerini, taraftarlarını dinleyen, onların ihtiyaçlarına cevap veren bir karar mekanizması oluşturacağız. İletişim dedik. Şu noktada evet kanaldan ziyade içerik üreteceğiz dediniz. Ortak platformlarda düşündüğünüz bir oluşum, bir Galatasaray belgeseli ya da yeni projeler olabilir mi bu bağlamda? Var. İletişimde de çok değerli arkadaşlarımız var. Biz bütün ekip arkadaşlarımızı seçerken yapmak istediğimiz konulara ve çözmek mecburiyetinde olduğumuz Galatasaray'ın sorunlarına göre hayatında bunu daha önce başarmış, defalarca başarmış, çok başarı elde etmiş arkadaşlarımızı seçtik. İletişim de bu alanlardan bir tanesi. Bu da çok değerli arkadaşlarımız var bizle beraber çalışan. Dediğim gibi çok birçok özel kanalda kullanabileceğimiz ve Galatasaray'a mahsus bugüne kadar yapılmamış bir sürü içerik projemiz var. Sayın Burak Elmas, Galatasaray Store'la da ilgili çok soruları var taraftarların. Sadece skorlarla ilintili olarak bazı satışların yapıldığı konuda ya da ürün çeşitliliğinin az olduğu konusunda. Bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? Benim işim satış kanalları yönetimi, marka yönetimi ve hayatım boyunca satış kanalları yönetimi. Dolayısıyla buranın uluslararası nasıl bu işin yapıldığını çok iyi biliyorum. Ekip arkadaşlarım da yıllarca milyar dolarlık şirketlerin satış kanallarını yönetmiş ve bunda çok büyük başarılar elde etmiş, markaları yönetmiş arkadaşlarımız var. Bu sadece bir ürün çıkarmak değil. Bunun başlangıcı taraftarın ne istediğini anlayabilmek. Oradan başlar çünkü. Onların ne istediğini anlayarak ona göre ürün ve yeni servisler yaratmak ve bunları da doğru kanalda hızlı ulaşılabilir kılmak. Artık perakende yani sadece store değil artık çok kanallı satış var. E-ticaret var, direkt satış, direkt teslimat, direkt satış var. Mağazacılık da var ama artık hepsini bir düşün, ayrı ayrı düşünemezsiniz. Hı hı. Burada dediğim gibi biz maalesef kulüplerimizde özellikle de Galatasaray genelinde söyleyeyim. Hem üyemizi hem de taraftarımızı yeteri kadar iyi tanımıyoruz. Tanımaya çaba göstermedik. Biz genelde bizim kafamızda kurmuş olduğumuz algılarla hani onu isterler bunu isterler diye ürünler ve servisler yaratıyoruz. Halbuki bunu gerçekten geldiğimiz bu dijital ortamda çok hızlı yapabilmek ve sürekli anlamaya çalışma imkanımız var. Biz ilk önce üyelerimizin ve taraftarımızın isteklerini daha iyi anlayıp ona göre doğru hizmetleri ve servisleri onlara getirmek istiyoruz. Hem burada hata yapma payı azalır. Çünkü hata yapma lüksü yok artık Galatasaray'ın. Böyle bir sistem yaratacağız. Ekibimizde dediğim gibi hani merchandising'den, ürün planlama üretiminden, satış kanalı yönetimine ve marka yönetimine kadar çok geniş bir tecrübe birikimi var. Hani bu ekip onu yapamazsa kimse yapamaz Türkiye'de. Taraftarın ne istediğini anlamak çok önemli dediniz az önce. Özellikle altını çizdiniz. Taraftar kampa yetişmeyen oyuncu istemiyor. Yani taraftar transferlerde içi rahat olmasını istiyor. Şimdi son dakika kampa yetişemeyen oyuncular ya da transfer zamanlaması yapılamayan transferler de tabii ki günümüzde artık sadece Galatasaray için değil bütün kulüplerin temel problemi olmuş halde. Transfer politikasını nasıl belirlediniz? Şimdi
transfer döneminde başlamaz. O yaşayan bir stratejidir. Hı hı. Yaklaşık bir sonraki sezonun transferini bir sezon önceden planlarsınız. Oyuncuları izlersiniz, listenizi yaparsınız. Teknik direktörünüzle stratejik olarak hangi mevkilere, hangi oyuncuları alma ihtiyaç olduğunu tespit edersiniz. Geçmişte biz hep böyle çalıştık. Son anda transfer yapmaya çalışırsanız bir menajerlerin daha güçlü olduğu bir dünyada bulursunuz kendinizi. Hı hı. Hani bana bir stoper, bir sağ bek bul dediğiniz zaman ve kendi istediğiniz oyuncuyu da net tespit etmemişseniz ve son ana kalmışsanız aslında güç kaybedersiniz. Burada daha önceden kendi istediğiniz oyuncuları izlemiş ve zamanında görüşmüş olmanız gerekir. Bu durumda en yüksek fiyattan da oyuncuların bonservisini almış oluyorsunuz. Veya diğer kulüplerin almamış olduğu sona kalmış fırsat evet. transferleri evet. Oluyor. Onların da zaten hani performansları uzun dönem ne getirdikleri ortada. Yerli oyuncularda da öyle. Yani daha önce tespit edip daha önceden yani o oyuncu gelişimini tamamladıktan sonra yüksek maliyetle almak yerine bunu da Fatih Hoca birkaç oyuncu da çok iyi şekilde yaptı. Taylan ve Kerem örneğindeki gibi. Yani onları bir önceki oynadıkları takımlarda potansiyellerine göre kulübe kazandırıp o gelişimi kulüpte yapmalarını sağlayıp A takıma monte etmek lazım. Yani dediğim gibi son ana bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir transfer. Son ana bırakırsanız hata yapma payınız yükselir ki bunu yaşadık biliyorsunuz. Tabii bir de transfer politikasında şu şekilde de ilerlenebiliyor. Yaşını artık almış bazı yıldız oyuncular takıma iyi gelecek diye transfer ediliyor ama karakter uymuyor, bir şekilde doku uymuyor, uyuşmuyor, olmayabiliyor. Bunun örneklerini de gördük aslında. Siz aslında merak ettiğim şu, transfer politikası olarak Florya ile aslında bağlantılı olarak bir scout çalışması mı yaparak Galatasaray'a gençleri kazandıracaksınız? Bu yönde düşünceleriniz neler? Scout, bizim Galatasaray'ın bir scout departmanı, scouting departmanı var. Burayı çok önemsiyorum. Buranın yani ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve daha da güçlendirilmesi lazım. Ve çünkü biz Türk kulüpleri olarak, özellikle de Galatasaray olarak, çünkü Avrupa takımlarının da scouting departmanları var. Bizim bir öncesinde tespit ediyor olmamız lazım. Onların tespit ettiği oyuncu tespit ettiğiniz zaman zaten alma şansınız yok. Hani ciddi arada bir mali denge farkı var. Burada transfer, yönetim, teknik heyet beraber yönetilmesi ve beraber planlanması gereken bir süreçtir. Ne teknik heyet tek başına yapabilir ne de yönetim tek başına. Bir ekip işidir. Aslında futbol, yani spor yönetimi bir ekip işidir. Beraber çalışmıyorsanız başarı gelmez. Yani astus ilişkisinden ziyade bir ekip çalışmasıyla bunu yapabilirsiniz. Herkesin de aynı hedefe koştuğu bir ekip çalışması olması gerekir. Benim geçmiş tecrübelerimden başarının formülü, alışkın olduğum başarı formülü budur. Genç oyuncularla da ilgili dediğim gibi doğru şekilde izlemek lazım. Bazen genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların birlikte bir araya geldikleri bir takım da çok başarılı. Biliyorsunuz bizim 2000 yılı şampiyonluğumuz, Avrupa şampiyonu giden yolda hem genç oyuncular hem çok tecrübeli oyuncular vardı. Fakat tabii burada hiçbir oyuncu kişilik analizi yapmadan transfer edilmez. Her zaman Galatasaray geçmişinde de bunu yaşadı. Çok kaliteli oyuncuların karakter olarak takıma fayda etmediği, hatta bazen zarar verdiğini gördük. Onun için muhakkak hiçbir birebir görmeden sadece datayla televizyonda seyrederek oyuncu transfer edilmez. Karakterini de iyi anlamak, analiz etmek, mevcut takımınızın içerisinde o karakterin nasıl bir uyum sağlayacağını da anlamak zorundasınız. Tabii burada kadroya baktığımızda transferden ziyade altyapının da ön plana çıktığı görüyoruz ki ve altyapı konusunda da tecrübeli bir yöneticisiniz. Galatasaray altyapısının geleceğini nasıl görüyorsunuz ya da ne anlamda yenilikler yapmayı düşünüyorsunuz altyapıyla ilgili? Altyapıyı çok önemsiyorum. Aslında benim önemsemem yani gerekmez, zaten mecburuz. Yani bu Bankalar Birliği Anlaşması sonucu gelen şartlar, artık transferde
yüksek bonservislerle transfer yapma imkanının ortadan kalkmış olması, ciddi bir altyapıdan oyuncu yetiştirme mecburiyeti zaten bütün kulüplere getiriyor. Galatasaray'ın da burada çok büyük bir tecrübesi var. Benim zaten ilk görevim altyapıdaydı biliyorsunuz, yöneticilik görevi. Ve Galatasaray maalesef uzun bir süredir geçmiş başarılarını altyapıda tekrarlayamıyor. Şimdi hatırlarsanız bizim o 2000'de şampiyonluğa, UEFA şampiyonluğu, Süper Kupa şampiyonluğuna giren takımda ciddi bir altyapıdan gelen Galatasaraylı oyuncu profili vardı. Biz bunu tekrar başarmak için uzun vadeli plan yapabilmek ve bu planların hedefleri olması lazım. Bizim bütün planlarımız tamam. Demin söylediğim gibi dijital bir transformasyon, orada da oyuncuların takibinde, oyuncuların performans takibinde dijital bir Avrupa'da kulüplerin kullandığı bir sistemle sevgili Işıtan arkadaşımız protokol yaptı. Gelir gelmez o sistemi devreye sokacağız. Oyuncu havuzları oluşturacağız. Türkiye'deki bütün oyuncuları, genç oyuncuları izleyerek Galatasaray altyapısına katmak istiyoruz. Düzgün, doğru oyuncuları tespit ederek. Yani aslında Galatasaray'da ciddi bir altyapıda potansiyel oyuncu havuzu oluşturacağız. Tabii bunun antrenör, eğitmen profili de çok önemli. Bunu da geldiğimiz zaman hocamızla konuşup mevcut profilin yeterliliğini, yeterse devam ederiz ama takviye gerekiyorsa da burada ciddi takviyeler de yaparız. Altyapı bizim için her sene ayrı bir bütçesi olması gereken, o bütçe yani senelik, işte her sene bütçesi değişmeyen, para varsa veririz yoksa yapmayız denemeyecek kadar önemli. Her sene belli bir bütçesi olması gereken ve o bütçe dahilinde ciddi bir plan olması gereken bir operasyon. Orayı öyle yöneteceğiz. Şimdi kadroyla ilgili hem altyapıyı konuştuk, hem scout'ı konuştuk, hem transfer aşamalarını, planlarınızı konuştuk. Benim merak ettiğim bir şey var. Futbolcuların sözleşme yenileme zamanları. Örneğin Muslera'nın sözleşmesinin yenilenmesinin zamanı size göre doğru bir zaman mı diyor. Çünkü baktığımızda birçok sözleşmesinin yenilenmesini bekleyen de oyuncu var. Futbol böyle bir şey. Dengeleri çok iyi biliyor olmanız lazım. Muslera'nın sözleşmesi yenilenmeliydi. Evet. Orada bir zaten Muslera Galatasaray'ın kaptanı, çok değerli bir oyuncumuz. Fakat takımda bu senenin sonu sözleşmesi bitecek. Başka oyuncular da var. Şimdi o oyuncuların duygusal olarak şampiyonluk hedefine gittiğiniz bir dönemde ayrıştırılıp tek oyuncunun sözleşmesi yenilirken onların yenilenmemesi bir iki tane şey oluşturur kafalara. Bir, benle yenilemeyecekler mi acaba oluştururlar? İki, niye onu yenilediler de bizle görüşme bile yapmadılar kaygısı oluşturur. Bence bu ya hepsiyle görüşülmeliydi veya çok açık bir şekilde yapılmadan bir prensip anlaşması sezon sonu açıklanabilirdi. Sözleşmenin zamanlaması açısından doğru bir zaman olmadığını yani ifade ediyorsunuz. Yani orada birçok hata yapıldı bence. Yani Belhanda'nın gidiş tarzı da. Hani Galatasaray takımı neleri idare etti şampiyonluk yolunda giderken. Hani bazen kol kalır, yenin içinde kalır mevzu. Önemlidir şampiyonluklara ulaşırken. Hani sezon bittiği zaman hesap görürsünüz, karar verirsiniz ama bence zamansız oldu o da. Tabii buradan da şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum Sayın Burak Elmas. Uzun süre İngiltere'de yaşadınız. Oradan hem futbolu takip ettiniz detaylıca, hem oradaki statları, zeminleri gözlemleme fırsatınız da oldu ki bu seneye baktığımızda sadece Galatasaray için değil tüm kulüplerin, tüm kulüpte demeyeyim aslında, birçok kulübün hem zemin sorunu yaşadığını gördük. Bunu Galatasaray da yaşadı nitekim. Evet, devletimiz çok iyi statlar yapıyor ama yönetimsel aksaklıklar sebebiyle bir şekilde iyi yönetilemediği zaman, bir şekilde iyi bir mali bütçe ayrılamadığı zaman, bakımları yapılamadığı zaman bu statlarda maalesef çok keyifli adı altında geçecek karşılaşmaları bile keyifsiz bir şekilde oynandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü sakatlıklar oluyor, geri dönülmeyecek sakatlıklar oluyor. Maç süreleri uzuyor. Bunu böyle örneklerle devam ettirebiliriz. Sizin bu stat ve zemin konusunda olan çalışmalarınız ne yönde olacak? Onu merak ediyorum. Yani bir kere dediğim üzere yani saha en önemli unsuru
oyunun. Yani onu yapmazsanız, onu yapamıyorsanız zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz demektir. Daha oynayacağınız sahanın bakımını yapamıyorsanız, orayı düzgün hale getiremiyorsunuz, futbol oynamaya elverişli bir hale getiremiyorsunuz, zaten geri kalan hiçbir şey yapmayın. Bu çok önemli. Daha önce tabii bu konuda da benim hani kolay da bir konu değildir. Evet. Yani sürekli teknolojiler gelişiyor ama olayı bilen uzmanıyla doğru takip yapıyorsanız kolay halledilebilir bir mevzudur. Burada ciddiyetle bu tesislerin bakımları, sadece bu saha değil, bakım meselesi de önemlidir. Sürekli yaşayan tesisler yıpranır. Sürekli oranın bakımını ve yapılması gereken ilaveleri, ekleri, bakımları yapmak lazım. Bu arada tabii Türk futbolunun büyük bir problemi de hani bunu bence artık ligin bence ayrılması ve Premier Lig gibi, bir ara bu Süper Lig AŞ konusu vardı, orada kaldı ama hakikaten artık bu ligin değerini arttırmamız lazım. Uluslararası rekabeti de arttırmak açısından. Şimdi Premier Lig'dekiler yayın geliri 10. takım, Avrupa'nın en büyük gelirleri, yayın geliri alan takımlar arasında 10. olan takım var ilk 10'da. Yani bununla rekabet etmek için Türk futbolu, dediğiniz gibi devlet çok güzel statlar yaptı. Hakikaten aslında tiyatroyu yaptık. Bir, seyirci çekemiyoruz. İki, yönetemiyoruz o tesisleri. Değeri düşüyor Türk futbolunun. Halbuki aslında önümüzde çok büyük bir imkan var. Bu kadar yeni yapılan tesiste Türk futbolunun değerini arttırabiliriz. Burada da ciddi, disiplinli, işi bilen kişilerin yönetmesi lazım. Ben şu an Türk futbolunun yönetilmediğini düşünüyorum. Mevcut federasyon yapısıyla bu Türk futbolunun değer arttırması mümkün değil. Burada ciddi ehliyet sahibi, sporu bilen, spor yöneticini bilen ekiplerin gelip, ayrıca da özellikle büyük kulüplerin burada inisiyatif alıp Türk futbolunun değerini yükseltmesi lazım. Türk futbolunun değerini yükseltemezsek Avrupa'da başarı şansımız olmayacak. Çünkü bu gelir seviyesiyle bizim 10 katımız gelir elde eden takımlarla mücadele şansımız Avrupa'da çok zor. Son zamanlarda gündemde olan ve aslında sıkça da konuşacağımızı hepimizin tahmin ettiği de bir konu var. 1959 öncesi şampiyonluklar. Bu konudaki görüşünüz nedir? Sorun burada o şampiyonlukların tanınmıyor olması değil. Zaten o şampiyonlukları kimse reddetmiyor. Ama başka formatta alınmış şampiyonlukları, mevcut format içerisinde almış şampiyonluklara eşdeğer tutulma talebi var. Burada haksız bir ekonomik çıkar elde etme çabası var. Yani hani istedim bakalım olacak mı havasında. Çok gayri ciddi bir istek. Ve tabii çok da acite ediliyor. Ciddi bir PR kampanyası yapılıyor arkasında. Onun da farkındayım. Bu arada tabii federasyon tekrar görevini yapamayarak hala bu konuda net, hani zaten burada çok basit bir karar var. Bu kararı dahi veremediler. Ve hala tartışmaya devam ediyorlar. Tartıştırmaya devam ediyorlar. Bu çok basit bir şeydi. Alırsın iki hukukçu, federasyonunda vardır zaten herhalde, incelerler. Ama bir türlü bu kararı açıklamadılar. Bu karar zaten çıkma ihtimali yok, bana sorarsanız mantıken. Hani ama maalesef mevcut federasyonun kararlarında mantık aramıyoruz artık. Ama bence temeli olmayan, haksız ekonomik çıkar elde etmek için ortaya atılmış bir, bakalım ortaya atalım da bir olursa iyi olur tarzında bir yaklaşım. Sayın Burak Elmas, futbolu enine boyuna konuştuk, detaylıca konuştuk ama sizin voleybola da, basketbola da, diğer amatör branşlara da ne derece aslında önem verdiğinizi biliyoruz. Onlarla ilgili planlarınız nelerdir? Galatasaray bir spor kulübüdür. Tüzüğümüzün kuruluş amaçları maddesinde Galatasaraylılara spor, futbol değil, spor yaptırabilmek, orada ahlaki ve sportif gelişimleri sağlamak amacı vardır. Amatör sporlarda Galatasaray'ın çok önemli misyonu vardır. Bir, Türkiye'ye birçok spor dalını ilk getirmiş kulüp Galatasaray'dır. İki, birçok değerli sporcu Galatasaray'dan yetişmiştir. Bu misyonumuzu devam ettirmek Galatasaray'ın DNA'sı ve markası açısından çok önemlidir. Biz bu spor dallarında da bütün spor dallarında olduğu gibi uzun vadeli stratejiler yapmayı, sporun içinden gelmiş ve bu sporun gerektiğini bilen arkadaşlarımızı buna dahil etmeyi önemsedik. Çalışma gruplarımız var ayrı ayrı.
her spor branşında. Beyaz sayfa stratejisi dediğimiz, uzun vadeli hedeflere gidebileceğimiz, ona göre gelirleri geliştirebileceğimiz ve aksiyonları alacağımız bütün amatör şubelerde, aslında basketbol, voleybol amatör değil, onlar da profesyonel şubeler. Orada da planlar yaptık. Gelir gelmez ciddiyetle o sene sponsor bulursanız, iyi bir sponsor bulursanız, yatırım yaptığınız, ertesi sene yapmadığınız bir takımdan ziyade uzun vadeli hedefleri olan ve her spor dalına yönetim tarafından aynı ilginin gösterildiği amatör branşlar ve voleybol, basketbol yönetimi planlıyoruz. Burada da bütün basketbol salonu ile ilgili nasıl planlarınız var? Basketbol salonu ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını bitirdiler. Oradaki ticari alanların uzun vadeli Galatasaray'a gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi için dünyanın en önemli ticari alan kiralama şirketiyle bir ön anlaşma imzaladık. Spor salonunda çıkan ticari ve kiralanabilir alanları hesapladık ve detaylı bir mix, yani burada dükkan ve ofis mixi planı yaptık. Önümüzdeki hafta bu salon, önümüzdeki veya hafta veya 10 gün içerisinde tüm detaylarıyla projemizi açıklayacağız. Hani Galatasaray'ın basketbol, voleybolda geleceğine sürdürülebilir gelir yaratabilecek ciddi bir, ayrıca da eğlence merkezi olacak bir salon, çok amaçlı bir salon planımız var. Hani orada da hazırız. Sayın Burak Elmas, son günlerde bir 20 yaş challenge'ı yayılıyor. Sizin de sosyal medyada bir paylaşımınız var. Onu da ekrana getirmek isterim. Gülümseten bir kare çünkü o da. Siz de bu akıma ayak uydurmuşsunuz. Evet, dün iletişimdeki bu 99 galiba. 99 şampiyonluğu olması lazım. Ali Sami Yen'de, evet. Evet, ben de çok yaşlanmışım yani. Yaşlanmamışsınız, hala gençsiniz. Bayağı yaşlanmışım o zamanlar. Çok gençtik tabii ama çok güzel anılarımız oldu. Hani çok çok çabaladık. Arkasında ciddi bir emek var. Çok yorulursunuz ama hani çok güzel anılar biriktirmişiz. Evet. Galatasaray'a hizmet etme şansı elde etmişiz. Şimdi dönüp bakıp güzel günlerimizi yad ediyoruz. İnşallah görev bize verilirse bu dönem sonunda da çok güzel başarılar, anılar biriktirerek tekrar anlatma şansımız, burada belki sizle konuşma şansını elde ederiz. O noktada son bir soruyla veda edelim Sayın Burak Yılmaz. Başkan adaylarından Tuncer Hunca çekildi, evet, ve Eşref Hamamcıoğlu'na destek vereceğini belirtti. Diğer adayların herhangi bir birleşme söz konusu olur mu soru işareti var. Bir taraftan da seçim Mayıs'ta yapılır mı? Yapılmazsa süreç nasıl ilerler? Bizim aldığımız bilgi devlet kademelerinden bu seçimin yapılacağı yönünde. Ben de şahsen dün Ankara dedim, kendim sordum, takip ettim. Bu seçim zamanında yapılacak. Öyle gözüküyor. Çok büyük bir değişiklik olmazsa. İkincisi, diğer adayların ne yapacağını bilmiyorum. Biz ekibimiz de baştan beri Galatasaray'da yaratmak istediğimiz değişimin peşinde sadece kendi işimize, kendi yapacaklarımıza, projelerimize bakarak ilerledik. Bugün de öyle yapıyoruz. Biz Galatasaraylı'ya Galatasaray'ı buradan çıkarabilecek formülleri, Galatasaray'ı tekrar kuruluş değerleri ve idealleriyle geleceğe taşıyacak formülleri ve stratejileri sunup onların teveccühünü almaya çalışıyoruz. Diğer adayların, hani çok değerli adaylar var, onların nasıl davranacakları, birleşirler mi, beraber mi, birbirlerini mi desteklerler, o onların takdiridir. Biz kendi işimize bakıyoruz. Sayın Burak Elmas, taraftara ve Galatasaray camiasına söylemek istedikleriniz, ekleyeceğiniz notlar var mı? Galatasaray, başında da konuştuk size, ve tüm futbol çok zor durumda. Galatasaray da bu geminin içinde. Ama geçmişte yaptığımız bir takım hatalardan dolayı Galatasaray tarihinin en zor dönemecindeyiz. Ama Galatasaray bu tür dönemeçlerden her zaman çok kuvvetli biçimde çıkabilmiş ve tekrar ait olduğu başarılı dönemlere gelebilmiş bir camiadır. Bu bizim DNA'mızda var. Fakat bu ancak Galatasaray camiası birleşirse ve tek hedefe, Galatasaray'ın doğruları
çerçevesinde tek hedefe birlikte yürüyüşü olabilir. Zaten bizim sloganımızda birlikte çok şey başaracağız. Burada çok samimiyiz. O yüzden de hem üyelerimizi hem taraftarlarımızı dinliyoruz. Onlardan da isteğimiz Galatasaray'ın tekrar bir en üst seviyeye, en üst zirveye çıkacağını ve bunu da birlikte yapacağımızın bilmelerini isterim. Birlikte çok şey başaracağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Burak Elmas katılımınız için, değerli görüşleriniz, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, her gün sporu noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.